Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 Mart Çarşamba saat 10.32. Belki 33 olmuştur. Demin 10.32 idi. Sizi seviyorum. Çünkü işçilerin yatak odası al teyze. Peki tamam. Ve bugün teyzem hastanede yatacak gibi. Yarın da yatacak, ameliyat olacak. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Ve ben de refakatçi olarak kalacağım. Arkadaşlar bugün 10 Mart Çarşamba, evet, ama 10.32 değil, 10.06 saat daha arkadaşlar. Ben karıştırmışım ve 10.32 demişim. Saat 6.54 falan. 10 Mart'ta karıştırmışım. Sabahtı yani, kafam allak bullak. Bu yüzden böyle bir yanlış söylemişim. Saat 6.54 arkadaşlar. Yani. O şekilde. Merhaba arkadaşlar. Saat 7.43. Evet, 7.43. Otobüs bekliyoruz arkadaşlar. 13-12 dakika falan var gelmesine. O şekilde. Arkadaşlar şu anda bekliyorum. Kuzenim, teyzemin yatış işlemlerini yapıyor. Ben de bekliyorum öyle. Kuzenim çıkınca ben gideceğim refakatçi olarak. Merhaba arkadaşlar. Sabah 6.30'da hazırlandık. 7'lik otobüse bindik. Ve şu an saat bakalım. Tam 6. 6.05 falan geçiyor yani. 6'larda bir şey. Ve sonunda teyzem korona testi oldu ve onu bekledik. Saat 10'a doğru teyzem korona testi oldu ve sonunda o da çıktı ve şu an odaya girdik ve teyzemin yatışını da yaptık arkadaşlar. Ve şu anda odadayım ve burada yatacağım. Burada yatacağım. Arkadaşlar aslında diğer yatak da boş kalacak ama şimdi bir sürü bizimle beraber bekleyen 3 hasta daha varmış ve onlar da yatabilir diye ben burada yatacağım. Zaten izin vermezler, ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar bir de şey diyeceğim şimdi. Kuzenim vardı işte. Şey dedi, benim konuşmamı beğenmemiş. Konuşabilirsen çok şey anlatacaksın da dedi. Bir de televizyon var arkadaşlar. Bugün hem masumiyet var hem sadakatsiz var. Ama biz genellikle sadakatsiz tarafı üzeri başladığı için ona bakıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar şu an manzarayı göremiyoruz çünkü çok ışık parlıyor. Arkamdakine bakar mısınız? Bütün denizli ayağımda. Ne kadar güzel. Değil mi? İlk defa refakatçi kalacağım ve böyle bir anı bıraktı. Ve koronavirüs bir günde hastanenin nasıl kalınır adlı bir vlog. Hastanenin yemeği bu şekilde arkadaşlar. Ama ben teyze diyemeden duramıyorum. Teyzem çok fena acıkmış arkadaşlar. Hastanenin yemeği bu şekilde. Hello prens. Asansörde yanlış kalın, ne haber? 7. katı şey yapmışlar ya. Tamam neyse, bye. 7. katı mı? Bye. Bak benim elim kararmış. Kararmamış dedi, okudumuş. Bu yaşı yıkamaktan falan. Sıcaktan suva değdi için. Aynen. Ellerim mahvoldu. Bize makineyi bilmiyor değil mi sen? Senin makineyi bilmiyor. İşte ondan doğrusu. Sendekini biliyor. Evet, o doğrusu. Hem de şey bu kadar sizin orası. Sana arkadaşlar siz izlemek gibi. Çok basit. Bu kitapla İngilizce öğreniyorum arkadaşlar. Ama çok zorlanıyorum ya. Şu anda 68. sayfadayım. Ya
Sonunda 10 gün sonra deli dövülüyor. Rezil oldu. İlginç batı. Gerçekten de. Aynen ya, değil mi? Aynen. İyi yaptı bence. Bence de o kadın onlarla çok şey yapıyordu. İyi oldu. Düşünün Burcu. O kadar azletilmesine rağmen üstte çıktılar yani. Evet. Hayatını kurtarmasına rağmen aşırı gelmeden yere vurdular. Bak ölümün hayatını kurtarmış ya. Kalbini falan. Bu kadın çok çabaladı aslında. Çok. O kadar onu kurtarayım şey dedi. Neden çekti? Ama kadını çok çiğnedi. Bu sefer farklı açıdan gene ben. Farklı açıdan Ayşe. Değil mi? Bekle. Bekle diyorum sana. O gün istemiştim kapıya geldiğinde. İyi geceler. Yatıyorum. Ay, hadi görüşürüz. Neyse arkadaşlar ya, şu dizi bitsin, ondan sonra sizinle konuşacağım. Veya fragmana gider acaba. Sinema kalır böyle videomuz. Değil mi? Çok güzel bence. Annemle de böyle videolarımız var. Hatıra. Şimdi Şadak kaçacağız reklamda. Ben de birazcık İngilizce çalışayım dedim. Neyse İngilizce çok seviyorum ama ya ben yapamıyorum. Kelimeler birbirine karışıyor. Aa, ne bileyim. Ama İngilizce çok seviyorum arkadaşlar. Çok kendimi yakın hissediyorum. Çok güzel bir dil bence. Şimdi. Keşke. Abo. Ceylan'dan. Abo, elektrik gitti. Herkesin elektriği mi gitti? Oha, dışarıdan elektrik gitti. Hadi evin elektriği. Abo, tam da video çekiyordum ben. Niye böyle gitti? Oha, hah geldi. Ben de böyle bir anda çıktım. Bir dakika, dur ben açayım. Elektrik gitti geldi. Ben kapattım yani demin şeyi. O yüzden kapandı falan sandım. Buradan mı açacağım? Tamam, açıldı. Ay, hello, televizyon açtım da ses açık mı? Kim? Ay arkadaşlar, bir an elektrik gitti getirdi, korktum yo. Bu dönemdeki damarlar da bir beş bile çıkmış mı gidiyor? Ay. Elektrik gitti geldi. Siz de buna şahit oldunuz. Çok iyisiniz. Tamam, en son ne yapıyorduk? İngilizce çalışacaktık. Düşme lütfen. Please help, please. Ne diyor? Bir telefonum çalıyor. Annem arıyor. Tamam. Peki tamam. Diyeceğim bir şey var mı? Anne, bir şey diyeceğim. Ben de seni çok seviyorum. Söyle annem. Anne keşke yanında olsaydın. Canım. Hem sen yattın, hem teyzem yattı. Biliyorum. Ben de seni seviyorum. Bay bay. Siz çok değerlisiniz. Sen de çok değerlisin. Sadaka sizi bakıyor. Siz orada ne bakıyorsunuz? Evet. Siz orada ne bakıyorsunuz? Bir Sadaka sizi bakıyor.
LCD televizyon. Ne bakıyorsunuz diyor. Müzik. Sadakatsiz fazla bakmıyorlar. İyi güzelmiş tamam. Hadi bay bay. En çok. Hadi öpeyim. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Sen de bay bay. Hadi hayırlı kandiler. Hadi bay bay. Uyatma. Güle güle. Bir de ben İngilizce çalışıyorum. İngilizce? Evet. Ben evet. Ben İngilizce çalışmak. İngilizce çalışmak ben. Anne bir de video çekiyorum şu an. Sesim de çıkıyor. Türkçe konuşamıyor muyum? Canım. Çok Türkçe konuşamıyorsun annem sen diyor. Peki tamam bay bay güle güle. Kendine iyi bak. Tamam sen. Bay bay. Seni seviyorum hadi öpüldüm bay bay. Teyze öp benim için. Tamam öpüyorum. Mucuk mucuk öpüyorum bay bay. Mucuk. Bay 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 bay. Bay. Güle. Ben açtım ya. Bu şekilde arkadaşlar. Bu telefonla da öyle konuştuğumuz bir videoyu çektim. Bye. Beni ben. Çünkü benim kanalımdasın. Arkadaşlar maskem nasıl? Ay. Gözlüğüm nasıl diyecektim. Neyse. Umarım gözlüğümü beğenmişsinizdir. Ben kendime çok yakıştırdım. Yanlışlıkla maskem nasıl dedim ya. Neyse. Arkadaşlar. Gözlüğüm dinlendirici benim. Yani hep dört göz olmayacağım. Ara sıra dört göz olacağım. Bu da iyi bir şey. Ara sıra dört göz olmak. Arkadaşlar hiç böyle beklemiyordum. Burada uyudum kaldım. Ve bir rüya bile gördüm. Yani hiç uyuyacağımı düşünmüyordum. Ama uyudum. Hatta 2.30 falan saat. Böyle 3'ten beri falan saatte şu an 6:00 geçiyor. 6:00 geçe kadar uyudum hiç uyanmadan. 6:00 geçe kadar uyudum. Hiç böyle beklemiyordum. Burada. Dedik yerde uyudum. Arkadaşlar hatta korkuttular bile ama kan gördüm. Kan da kötü olmasına rağmen rüyayı bozuyorum. Yani kötü şeyler çıkmıyormuş. Böyle kovalıyorlardı falan. Çok korkunçtu. Ben de yardım istiyordum. Şöyle ayağımın altı konuyordu. İşte böyle 2 yerim, 3 yerim ayağımın altı kesilmişti. Onu dikmiştim falan. Çok korktum ama çıkmayacak bir şey. Tamam teyze. Arkadaşlar bir şekilde kahvaltı geldi. Süt, pipet yok. O yüzden pipet olmadığı için bardağa koydum. Sonra peynir, zeytin, bal ve tereyağı. Merhaba arkadaşlar. Ben gene gidiyorum. Gidiyorum. Bütün aşklar yüreğimde. Gidiyorum. Teyze kapı kokun hala üzerimde. Patlatmış harika. Tamam arkadaşlar şey diyecektim. Ben verdiyama başladım. Akşamcıyım diye 8.13'de yaşıyorum saat. Akşam 8.13. 11 Mart. Ay arkadaşlar teyzem burada başımın etini yedi bitirdi ya. Dünden beri, dün gece 12'den beri aç ve ameliyata girdi. Ve bugün falan da hiç yemedi. Akşam 8.30'da yiyecek ve saatten 8.16 falandı. O yüzden benim başım netiniyor. Bir kaç dakika kaldı deyip duruyor arkadaşlar. Ben sana söyleyeyim teyze sen merak etme. Saat daha 8.16 hala 8.16. Merhaba arkadaşlar saat şu anda 6.58 kahvaltının gelmesini bekliyorum. Sonra 8.30-9'a doğru kuzenim gelecek ve ben gideceğim artık. Bazı eşyaları da götüreceğim yanımda. Bu şekilde. Terlektir katıp git. Tamam. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kuzenimi bekleyeceğim şimdi. Ve refakatçi kartını ona vereceğim. Birkaç eşyayı da eve götüreceğim. Umarım beğenirsiniz. Beğeni atmayı, abone olmayı, zil açmayı unutmazsınız. Seviliyorsunuz.